Bu cam tepsinin içerisine tost ekmeklerimi bu şekilde dörde keserek koyuyorum. Bunları şimdi fırına atacağım. Ekmekler kızarırken de tarhanalı kremimizi hazırlayalım. Şimdi tarhanayı daha rahat bir şekilde çözebilmek için biraz soğuk suda ıslatacağım. Kenara koyuyorum. Biraz tarhanayı bekletelim. Bu sırada da şimdi peynirli kremamızı hazırlayalım. Bunun için beyaz peyniri ezeceğim ve bununla beraber de krem peynir ve kremayı da karıştırarak güzel bir kremalı peynir elde etmiş olacağım. Beyaz peynirlerimi de ekliyorum. Bunları da çatal yardımıyla bu şekilde ezdikten sonra şimdi kremayı da ekleyelim içerisine. Ve bunu yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi de krem peynir, beyaz peynir hepsini birlikte güzelce karıştırarak eziyorum. İyice ezmek gerekiyor. Evet, şimdi peynirlerimizi güzelce ezdik. Biraz önce tarhanayı da yumuşaması için suyla beraber karıştırmıştım. Şimdi bir miktar tarhanadan alarak içerisinden bu hazırlamış olduğum kremalı peynirin içerisine ekliyorum. Ve bunu da yavaş yavaş karıştırarak içerisine yediriyorum. Şimdi biraz daha lezzet vermek istiyorsanız taze baharatlar veya kuru baharatlarla bu lezzeti yoğunlaştırabilirsiniz. Kişniş çok keskin bir lezzeti vardır. Bu hazırlamış olduğum mezenin içerisine de biraz taze kişniş ekleyerek aromasını biraz daha ferahlatacağım. Taze kişnişi de ekliyorum içerisine. Evet, kremamız hazır. Fırına sürmüş olduğum ekmeklerimi de alıyorum. Şimdi bunlardan da birkaç tane koyacağım. Hazırlamış olduğumuz tarhanalı peynirimizi de şimdi bunların üzerlerine koyalım. Şimdi de taze kişniş yaprakları ve bir parça da biber alacağım. Biberden de çok ince bir şekilde doğruyorum. Güzel renk vermek için birkaç tane taze kişniş yaprağı ve yine bununla beraber de bir iki tane ince dilimlenmiş kırmızı biber ekliyorum üzerlerine. Ve mezem servise hazır.